Merhaba arkadaşlar. CSS yerleşim teknikleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. En son relative özelliğini konuşmuştuk bu position'da. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde absolute özelliğini konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz üzere kutularımız şu sıralamada duruyor. Şimdi arkadaşlar burada size ikinci sarı kutuyla ilgili bir şey göstereceğim. Burada öncelikle position özelliğimizi relative verelim arkadaşlar. Ve left özelliğimiz de 250 piksel olsun. Save edelim arkadaşlar bunu. Ne olacak? Şurada gördüğümüz sarı kutunun soldan 250 piksellik bir boşlukla yaklaşık şuralarda bir yerde olmasını istiyoruz. Refresh edelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buradaki sarı kutumuz 250 piksel olarak boşluğa geldi. Ama dikkat ederseniz şimdi şuradaki boşluğum duruyor. Şimdi arkadaşlar bu sarı kutumuzun position özelliğini absolute yapalım. Absolute olarak yaptığımız zaman arkadaşlar bakalım ne gibi bir değişiklik olacak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar absolute olarak yaptığımızda buradaki daha sonradan olan yeşil ve kırmızı kutu buradaki boş alana geldi. Relatively absolute özelliği arasındaki en büyük fark bu arkadaşlar. Relative buradaki boşluğu tutuyor ama absolute de buradaki boşluk. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buradaki boşluk kalmıyor ve aşağıdaki yeşil ve kırmızı kutumuz yukarıya geldi arkadaşlar. Şimdi şu şekilde mesela sarı kutumuz için şöyle yapalım. Sarı kutumuz için diyelim ki mesela top 0 olsun arkadaşlar. Right'ta 0 olsun. Bakalım ne oluyor. Save ettiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz üzere sarı kutumuzun buradaki sağ en üst köşeye yani yukarıdan boşluk 0, sağdan boşluk 0 olduğu için sağ en üst köşeye yerleştiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki yani absolute ile relative pozisyon arasındaki en büyük fark arkadaşlar relative pozisyon boşluğu tutuyor ama absolute pozisyon arkadaşlar boşluğu tutmuyor. Yani daha sonra gelen elementler bu absolute'un boşluğuna yerleşebiliyor arkadaşlar. Mesela burada da mesela mavi kutu için şöyle bir burada kutuların tamamına position özelliğimizi verelim. Position absolute özelliğimizi verdik kutuların tamamına. Şurada sarıya tekrardan vermeye gerek kalmadı. Mesela maviye diyelim ki top 0 left 0 olsun arkadaşlar. Yeşil için bottom 0 left 0 olsun. Kırmızı için bottom 0 right 0 olsun. Tahmin edeceğimiz üzere kutularımızı köşelere yerleştirmiş oluyoruz. Yerleştirdiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz üzere buradaki kutularımız arkadaşlar gerekli yerlere yerleşti. Mesela şöyle bir şey yapalım. Geliyorum arkadaşlar. Mesela burada şöyle bir soru soruyor olabilirsiniz. Hocam biz absolute bunları yerleştirdik de fixed bunu yerleştiremez miyiz? Şimdi absolute arkadaşlar burada söz konusu alanı absolute olarak yerleştiriyoruz. Ama biz bunları fix olarak yerleştirseydik ve burada daha sonra içeriğimiz olsaydı, burada scroll butonla aşağıya gitseydik bile fix de bunlar olduğu yerde kalıyordu arkadaşlar. Şimdi absolute özelliğimiz de burada. Şimdi açıkçası bu konu hakkında konuşulacak çok fazla şey var arkadaşlar. Ben bunu CSS yerleşim özelliklerini arkadaşlar float da var mesela birçoğunuz float özelliğini kullanıyorsunuzdur muhtemelen. Ya da margin özelliğini kullanarak yerleştiriyoruz. Padding özelliklerini kullanarak yerleştiriyoruz.
ya da genel olarak CSS'deki kutu modeli nedir üzerine yeni bir dersler dizisi yapacağım. Ama bize şu an için lazım olanlar bu kadar arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir konu üzerine konuşalım. Mesela şimdi şu kırmızı ve sarı, kırmızı ve yeşil kutularımı silelim arkadaşlar. CSS özelliklerini silelim. Şuradan da kırmızı ve yeşil kutumuz gitsin. Elimizde yalnızca şuradaki position özelliğimizi de silelim arkadaşlar. Ya da position özelliğimiz kalsın, position absolute olarak kalsın arkadaşlar. Diyelim ki burada mesela şu an şu kutularımızın top ve right özelliğini de silelim. Save edelim bakalım son olarak nasıl gözüküyoruz. Refresh ettiğim zaman pardon position absolute dedik. Şurada gördüğünüz üzere şu position özelliğini de silelim şimdilik. Kutuların ikisini görelim arkadaşlar. Böyle save ediyorum. Mavi ve sarı kutum geldi. Geliyorum arkadaşlar. Şuradaki mavi kutuma diyelim ki position relative özelliğini verelim. Ve top piksel left'te 100 piksel özelliğini verdikten sonra son halimize bakalım. Şimdi burada bir şey göstereceğim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar mavi kutu burada, sarı kutumuz da burada. Hatta gelelim şuradaki sarı kutumuza da position relative özelliği verelim. Neden verdiğimi birazdan söyleyeceğim. Verelim. Gördüğünüz üzere bu şekilde arkadaşlar. Mavi kutum burada. Dikkat ederseniz sarı kutuya relative position özelliğini verince üste geldi. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere sarı kutu üstte mavinin üzerinde gibi gözüküyor. Şimdi buraya arkadaşlar sarı kutuya z index 2 diyorum. Mavi kutuya, sarı kutuya da z index 1 diyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Save ettiğim zaman gördünüz mü arkadaşlar? Burada CSS'deki z index özelliğinden faydalandık. Eğer pozisyonu ne olursa olsun pozisyon özelliği olan herhangi bir içerikte biz z indeksi yüksek olan arkadaşlar her zaman z indeksi düşük olan elementin daha önüne çıkar. Mesela diyelim ki burada z indeksimiz şimdi değiştirelim. Z indeksimiz mavi için 1 olsun. Sarı için 2 olsun. Bu illa 1-2 olması gerek değil. Mesela sarı için 30 diyelim. Dikkat ederseniz sarı indeksimiz, z indeksimiz maviden daha yüksek. O nedenle z'nin yukarıya daha görünür, z'nin görünür olmasını bekleriz. Yani sarının görünür olmasını bekleriz, affedersiniz. Şuradaki sarı mavinin üzerine gelecek. Refresh ediyoruz. Gördüğünüz üzere şuradaki sarı mavinin üzerine geliyor. Şimdi arkadaşlar bu CSS, z indeksin CSS sintaksına baktığımızda gördüğünüz üzere 3 tane pardon 4 tane özelliği var arkadaşlar. Otomatik olarak yani default olarak gelir. Hangisi sonradan yazılmışsa öbürü üzerine olur. Number biraz önce yaptığımız şey numarası yüksek olan arkadaşlar daha görünürde olur. Initial normal olan özelliğini alması demek. Burada inherit olarak eğer inherit demesi de arkadaşlar burada eğer farklı şu sarıyı kapsayan farklı bir parent bir yani bunu kapsayan bir div etiketi olsaydı onun z index özelliğini alması demektir arkadaşlar. Z index olarak da kabaca bunun üzerine konuştuktan sonra son olarak arkadaşlar before after üzerine konuşacağız. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Şuradaki artık kutularıma gerek kalmadı. Kutuma gerek kalmadı arkadaşlar. Şurada
sayfamda. Ne yapalım? Bir tane paragraf yazalım arkadaşlar. Şöyle direkt paragraf yazalım ve diyelim ki bu bir test paragrafıdır. Yazdık, save edelim. Bakalım nasıl görünüyormuş sayfamız. Çok etkileyici olmayacak. Şurada yalnızca bir tane paragrafımız var. Şimdi arkadaşlar biz genel olarak konuştuğumuz zaman hep neyden bahsederdik? Hep derdik ki HTML olarak bir sayfanın içeriğini biz HTML sayesinde yazarız diye konuşurduk arkadaşlar. Ama CSS'te de basit içerikleri yazabiliriz. Nasıl? Geliyorum arkadaşlar. Ben şurada paragraf etiketine bir tane içerik yazalım arkadaşlar. Diyelim ki burada P etiketini şu şekilde adresledik ve diyorum ki content diyorum, tırnak işareti açtım ve diyorum ki tabii şuraya P iki tane iki nokta üst üste before yazıyorum. Diyorum ki önce diye bir şey yazalım. Bakalım ne olacak. Refresh ediyorum arkadaşlar. Dikkat edersiniz ben oraya yazdığım cümleyi gördüğünüz üzere bakın burayı seçemiyorum da dikkat ederseniz bu paragrafı seçebilirken çünkü bu HTML içeriği iken bu HTML'e ait değil, CSS'e ait. Diyorum ki buradaki bu paragraf gelmeden önce before şöyle diyorum bir şey yaz oraya. Bu işte önce yazılan CSS içeriği şeklinde bir cümle de yazabilirim bunu. Refresh ettiğim zaman gördüğünüz üzere önce yazılan CSS içeriği şeklinde. Diyorum ki bunu arkadaşlar. Bu paragraftan önce şöyle bir içerik yerleştir. Bunu şu şekilde de yapabilirim. P yine iki nokta üst üste after yazarak arkadaşlar. Bu önce yazılan değil. Ne olacak bu kez? Sonra yazılan CSS içeriği olacak. Buraya gördüğünüz üzere arkadaşlar önce yazılan CSS içeriği değişip sonra yazılan CSS içeriği olarak bu paragrafın sağ tarafında olmasını bekliyorum. Refresh ettiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz üzere sonra yazılan CSS içeriği olarak buraya yazmış olduk. Gördüğünüz üzere arkadaşlar CSS before ve after özelliğini de wschools.com'dan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi genel olarak arkadaşlar position, z-index ve before after özellikleri ile ilgili konuşacağımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde artık about us sayfamızın CSS kodlarını yazmaya başlayacağız.